Arkadaşlar şu anda saat 9.21 yani. Birazdan çıkacağım yola. Yola çıkmadan evvel size nasıl göründüğünü de göstereyim dedim. 10 numara 5 yıldız bir hale gelmiş. Şu anda görmüş olduğunuz gibi iç kamin ışıklar da bu şekilde değişiyor. Çok iyi ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber müthiş bir Tron'unu oynayacağız arkadaşlar. Bilgisayar oyunu söyleyeyim baştan. Bilgisayarda çok kaliteli bir tır oyunu oynayacağız. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bunları yaptıktan sonra arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Geçelim videoya. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber müthiş bir tır oyunu oynuyoruz. Zaten bunu önceden Umser'e attım mı hatırlamıyorum da V12'ye atmıştım bir kere. Umser'e de atayım arkadaşlar. Çok keyifli bir oyun olacak. Yani çok gerçekçi bir oyun. Umser'e attım ya, Umser'e de attım diye hatırlıyorum. Şimdi ben bir tane yük aldım. Şimdi sizlerle beraber yükü alacağız. Burada yükün nasıl alındığını falan göreceksiniz arkadaşlar. Tabii yükü almadan önce ilk başta gidiyorsunuz, sözleşme imzalıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz abi. Görmüş olduğunuz gibi yük hakkında sözleşme var burada. Bunu imzalayacağız. İmzalama olayını hallettiğimize göre o zaman tırı getirip buraya yanaştıracağız. Buradan dört sesine hayvan bindireceğiz arkadaşlar. Yani güzel bir yük olacak. Hem kendimiz bindireceğiz, kendimiz götüreceğiz, kendimiz indireceğiz. Yani oyunda bu özellikler var. O yüzden diyorum ya, güzel oyun diye. Tırı da nasıl durdurmuşsam yan yatmış lan resmen. Dorsemiz bu şekilde. Dorseyi biraz yan yatırmışız ama. Tırımız da man. İçi de bu şekilde. Şöyle yapalım. Biraz ileri alayım ben bunu. Arkayı biraz düzenlememiz gerekiyor ya. Bir arkayı götürelim. Yanaştıralım şu yere doğru. Ondan sonra yükümüzü alalım. Baya baya da bağırıyor yani ha. Biraz daha böyle götürelim. Git git git. İyi götürdüm lan. Harbiden çok iyi yanaştı ha. Tamam. Oğlum çok iyi yanaştırdım lan. Şuraya baksana. Çok iyi yanaştı ya. Harbiden sıfıra sıfır yanaştırmışım lan. Şimdi biniyorsunuz abi, böyle geliyorsunuz. Burada önce dorse kapağını açmanız gerekiyor. Sonra dorsenin içindeki yeri de açmanız gerekecek. Bunu da açıyorsunuz ve şimdi hayvanlar binecek arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hayvanlar kendisi biniyor. Yani animasyon var. Yük yükleme animasyonu falan. Biniyorlar şu anda. Kaç tane var oğlum? Bindikten sonra götüreceğiz. İşimizi yapacağız. Lan kaç tane var lan? Dolmadı mı lan hala? Dolmuş abi. Oğlum kaç tane var anlamadım ki ben. Ha bitti, tamam. Bakın görüyorsunuz değil mi, şu güzelliğe bak ya. Kapak kapansın, ondan sonra basıp gideceğim. Tamam. Kapak olayını da hallettik. Tamamdır arkadaşlar. Bir sorun oldu da onu halletmem gerekti. Bir şey yanlış yapmışım. Onu düzelttim. Artık yolumuza çıktık. Hadi bakalım. 250 kilometrelik bir yolumuz var.
Şöyle şunu kapatalım. Net bir şekilde görebilir miyim bilmiyorum da o küçüğü. Şimdi oyunda şöyle bir sorun var. Oyun çok güzel fakat oyunda yoldaki şeritler tek tek çizilmiş abi navigasyonda. Yani yol 3 şeritli ya. Gittiğiniz yerde 3 tane yol görünüyor. Bu da ne yapıyor abi? Yolları karıştırmanıza neden olabiliyor. Bak mesela normalde bir şerit gidiş, bir şerit geliş ya, ikisini de gösteriyor. Bu çift şerit olsaydı 2 tane daha olurdu. Yani anlayacağınız yolları karıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı da bazen problemler yaşanabiliyor. Mesela bak burada 2 şerit var aşağıda. Ya bu problem bence ya. Hani bunun olması bir problem. Keşke hani olmasaydı, böyle tek şerit olarak çizilseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Karıştırabiliyorsunuz yani, karıştırılabiliyor. Ama onun dışında yani oyunda bir eksiklik yok. Bayağı da güzel, gerçekçi bir oyun. Fernbus var ya, onun yapımcılarının oyunu arkadaşlar. Onun yapımcılarının oyunu. Yani zaten Fernbus'u önceden oynayan kimse varsa izleyenler arasında bilir. Hani trafikteki araçlar falan birbirine benziyor, otobüsler birbirine benziyor. Yani yapımcılar aynı olduğu için onunla benzer noktaları var tabii ki. Şu yükümüzü de götürüp bırakalım abi. Ondan sonra para kazanalım. Paracıklarımızı alalım. Amacım para kazanmak, yeni araçlar falan almak istiyorum. Seviye atlamam lazım. Ondan dolayı da bu tarz şeyler yapıyorum. İşler yapıyorum. Devamlı işlere gidiyorum falan. Şimdi oyunun gerçekçiliği bazı yönlerden çok ileride. Yani bazı yönler oyunun cidden baya gerçekçi olduğunu gösteriyor. Nedir bu yönler? Bu yönlerden bir tanesi çoğu oyunda olmayan dorse açma, dorse çıkartma. Bu dorse çıkartmayı biz kendimiz yapıyoruz. Yani tuşa basıp dorse çıkmıyor. Aşağı iniyorsunuz, arkaya gidiyorsunuz, dorseyi ayırmanız gerekiyor. Gerçek hayattaki gibi. Bunu kendiniz yapıyorsunuz. Onun dışında işte yük yükleyeceksiniz. Kapakları kendiniz açıyorsunuz. Kapakları kendiniz kapatıyorsunuz. Mazotu kendiniz dolduruyorsunuz. Yani birçok olay var böyle olan. Bu olaylar oyunu cidden çok gerçekçi kılıyor arkadaşlar. Hani grafikler de iyi aslında ama tabii benim ilk dikkat çekmek istediğim yer o şey yani o işte dorse kapaklarını açmaktan tutun da şu alttaki bak mesela ben sağ şeritte gidiyorum, diyor ki orta şeritte git. Altta navigasyona bakarsanız, hatta navigasyonu ben size açayım. Görmüş olduğunuz gibi yollarda böyle bir karmaşıklık meydana geliyor. Mesela sağ şeritten gitseniz karıştırırsınız yolları, öyle söyleyeyim. İşte ilk dikkat çekmek istediğim yerler bu karakter olarak yapabildiklerimiz. Yani işte iniyoruz, dorse ayırabiliyoruz, dorse kapaklarını açabiliyoruz, bilmem neler işte. Yani öyle şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu bence gayet de güzel özellikler arasında geliyor. Bak mesela şu anda sol şeritte çizildi. Burada ben sola geçmem gerekiyormuş galiba ama. Ya şu yol tek şerit olarak çizilseydi daha rahat olurdu. Böyle karışabiliyor. Gece oldu zaten la. Saat 4. Biz gidene kadar bilmiyorum, 9 olur herhalde. Olur mu o kadar? Bunun saati nasıl ilerliyor? Yok olmaz ya, yavaş ilerliyormuş. Şu anda dedim hızlı ilerliyor.
Var abi var. Bak içine kadar güzel görünüyor ışıkları açınca. Az kaldı yolumuz. Dediğim gibi ya güzel oyun. Şu anda motor sesi az geliyor çünkü 90'a sabitledi arkadaşlar. Devir yükselmiyor. Bundan dolayı motor sesi biraz az geliyor. Ben bir ayarlara falan bakarım. Şu hız sınır olayı falan varsa onu bir kaldırırım. 90 çünkü çok yavaş gidiyoruz ya. Ben normalde hep 150 ile falan gittiğim için. Bana yavaş geliyor. Harbiden güzel oyun abi. Yani. Saat yavaş ilerliyor ya, böyle hızlı değil. O yüzden 9'da oluruz dedim de saat daha 5 bile olmadı. Ne yapıyorsun be yavrum be? Bir frenliyorsun önümde bir şeyler yapıyorsun anlamadım ki derdin ne? O şerit teke düştü. İyi lan az kaldı geldik. Var abi var. Yağmurun yağışı da ayrı güzel ya. Yerdeki suları falan görüyorsunuz. Su birikintilerini falan görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah hep devam eder de gittiğimiz yerde de bir sağa sola bakmış oluruz. Hemen götürelim, yanaştıralım. Yükümüzü teslim edelim. Şuraya yanaştırıyoruz. Buradan gireceğiz. Gel abi gel gel gel. Tamam. Şöyle göstereyim. Bu etraftaki su birikintilerine falan baksana lan. Çok iyi ya. Yükler de indirelim abi. Oğlum karanlık oldu bildiğin.
Açalım şunu da. Heh. Tamam, yükümüzü de getirdik arkadaşlar.